Her gün muazzam miktarda bilgi akışına maruz kalıyoruz. Üzerimize gelen bu bilgi yükü zihinsel kaynaklarımızı tüketiyor. O yüzden bol bol not alıyoruz. Sayfaları, defterleri dolduruyoruz. Ama o zaman da neyi nereye yazdığımızı unutuyoruz. Bilgiye ulaşmak için günümüzde iki temel yöntem var. İlki bir arama motoru kullanmak. Bir kutunun içine istediğiniz kavramı yazıp ara diyorsunuz, buluyor. Aslında başkalarının hazırladığı ve herkese açık web sayfalarını tarayıp size bir link listesi sunuyor. İkincisi, yapay zeka kullanmak. Bir kutunun içine istediğiniz kavramı yazıp soruyorsunuz, cevaplıyor. Aslında başkalarının hazırladığı ve herkese açık bilgilerle kendisini eğitip sorunuza uygun bir metin oluşturuyor. Dikkat ederseniz her iki yöntemde de başkalarının hazırladığı ve herkese açık bilgi ve belgelerle sınırlısınız. Arama motorunu kullanarak sadece benim bilgisayarımda olan bana özel bilgilere ulaşamam. Aynı şekilde yapay zeka bana ait belgelerle eğitilmediği için sorduğum sorulara bana özel cevaplar veremez. Peki ya her ikisinin gücünü kendi çalışma ortamımda kullanabilmenin bir yolu olsaydı? Bu soru yapay zekanın yaygınlaşmaya başladığı ilk günden beri aklımda. Kendime ait bir yapay zeka motoru olamaz mı? Öyle bir yapay zeka olsun istiyorum ki sadece benim çalışma alanımdaki belgeleri tarayıp sorularıma sadece benim bilgilerim çerçevesinde cevap verebilsin. Notlarımı, planlarımı, önceki kararlarımı öğrensin ve bunları etkin bir şekilde kullanabilsin. Adeta ikinci bir beyin gibi davransın. Sadece bana ait bir kitaplığın kütüphanecisi gibi olsun. Çok şey mi istiyorum? Her şey istemekle başlar. Bunun için pek çok araç ve yöntem denedim ve sonuçlarını karşılaştırdım. Ve nihayet bu isteğimi karşılayan bir çözümü galiba buldum. Hem de zaten uzun süredir kullandığım bir not uygulaması olan Notion'da. Daha önce Notion'dan ve onu nasıl kullandığımdan bahsetmiştim. Notion AI özelliğiyle yapay zekayı 17 farklı şekilde nasıl değerlendirebileceğinizi de anlatmıştım. Tabii bunları sadece anlatmıyorum, aynı zamanda her gün kullanıyorum. Sürekli test etmeye devam ediyorum. En basitinden bu videoları hazırlarken tüm notlarımı, düşüncelerimi, araştırmalarımı, planlamalarımı Notion kullanarak yapıyorum. İşte şimdi Q&A diye yeni bir özellik çıkardılar. Ama ben ona Borges adını verdim. Bakın, Jarvis demiyorum, Borges diyorum. Hani 20. yüzyılın en önemli edebi eserlerinden biri olan Babil Kütüphanesi'ni yazan ve aynı zamanda kendisi de bir kütüphaneci olan Jorge Luis Borges var ya, ondan dolayı. Borges'i okumayı size bırakıp Notion'daki bu yeni Q&A özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlatayım şimdi size. En baştan başlayalım. Diyelim ki Notion'da yenisiniz. Orada yazdığınız hiçbir not yok. Bomboş. Başka yerlerde yazdığınız notları topluca import edebilme özelliğini kullanabilirsiniz. Mesela benim şu ana kadar yazdığım tüm video metinlerini ve notlarını tuttuğum bir yer var. Sandbox adını verdiğim bir klasör. İçinde yüzlerce belge, binlerce sayfayla dolu. Hepsini paketleyip böyle tek bir dosya olarak import ediyorum. Bu işten pek çok belge türünü destekliyor bu arada. Evet, artık hepsi Notion'un çalışma alanına geldi. Örneğin geçen yaz hazırladığım bir video senaryosuna bakalım. Yazının format özellikleri ve hatta içine eklediğim yorumlar da korunarak buraya taşınmış durumda. Bunlar önemli çünkü Notion AI tüm bu bilgileri kullanarak kendisini eğitecek. İster doğrudan bu ortamda belgelerinizi yazın veya isterseniz başka ortamlarda hazırladığınız belgeleri buraya taşıyın. Yaklaşık 30 dakika içerisinde Notion bunların içini tarayıp işliyor ve kullanıma hazır hale getiriyor. Şimdi bir örnek vereyim. Ben kendi kütüphanemdeki kitapların bir listesini uzun zamandır özel bir kütüphanecilik programıyla kaydedip duruyorum. Fakat orada kendi formatıyla sınırlı kalıyor. Kitaplara ilişkin özel notlarımı tutabileceğim herhangi bir alanı yok mesela. Notion işte tam da bu konularda çok işe yarıyor. Çünkü tümüyle size özel hale getirebileceğiniz özellikler var. O programdaki listeyi CSV formatında export edip Notion'a import ettim. Tüm kitaplarım işte böyle bir tabloya dönüştü. Artık buna yeni sütunlar ekleyip kendi notlarımı da yazabilirim. Ya da Notion AI kullanarak çok daha gelişmiş işlemler yapabilirim. Örneğin boş bir sütuna gidip Setup AI Autofill komutunu veriyorum. Daha sonra da Custom Autofill seçeneğiyle kitabın özetini istiyorum. Bu kitap için Türkçe bir özet yaz. Ben bunu istedim ama siz yapay bir zekadan isteyebileceğiniz başka şeyleri de tabii ki buraya yazabilirsiniz. Bu komutu verince her satırdaki kitaba ilişkin özetleri yazıyor yanlarına. Bakın, aynı anda birden fazla kitap özetini yapay zeka ile yazdırmış oldum o sütuna. Şimdi daha da ileri gideceğiz.
Az önce bugüne kadar yazdığım tüm yazıları Notion'a taşınmıştım hatırlarsanız. Şimdi de kütüphanemdeki kitapların listesini taşımış oldum. İşte buna benzer şekilde sadece kendinize ait bilgi ve belgelerle bu dijital çalışma ortamını doldurabilirsiniz. Yani bir anlamda ikinci beyninizi besleyebilirsiniz. Şimdi bir soruyu 3 farklı yöntemle soralım. Sorum şu: yapay zeka çağında tasarım nasıl olacak? Bunu arama motoruna gidip sorarsam, herkese açık kaynaklardan bu soruya en uygun cevapları verenlerin bir listesi gelir karşıma, değil mi? Bunu bir yapay zekaya sorarsam, kendi eğitildiği bilgilere en uygun cevabı veriyor. Peki ya bunu Notion AI Q&A ile sorarsam? İşte o zaman sadece benim belgelerimdeki bilgilere göre cevap veriyor. Ne eksik ne fazla. Ben bu sorunun cevabı olabilecek bazı bilgileri geçmişte toplamda 8 farklı yere yazmışım. Bu liste benim kişisel arama motorum gibi davrandı. Üstteki kutuya da yapay zeka ile hazırlanmış cevabı yerleştirdi. Ancak bu cevap da yine bana özel. Öyle genel geçer kavramları kullanmak yerine benim daha önce tuttuğum notları ve yazıları değerlendirerek bana bir cevap verdi. Bu bana özel bir cevap. Üstelik dipnotlar koyarak bu cevabı hangi belgelerdeki fikirlerden oluşturduğunu da belirtti. Yani uydurmuyor. Başka bir soru: Dungeons and Dragons benzeri bir hikaye yazmak istiyorum. Hangi kaynakları kullanabilirim? Cevap: ejderhalar hakkında bilgi ve ilham alabileceğiniz bir kaynak var. Ayrıca hikayenizi oluştururken kullanabileceğiniz görsel ve işitsel kütüphaneler hakkında bilgiler mevcut. D&D benzeri bir hikaye için bu kaynakları kullanabilirsiniz. Bakın, ben Dungeons and Dragons dedim, o bunun D&D şeklinde stilize edildiğinin farkında bir şekilde cevap verdi. Bir başka soru: kütüphanemde fantezi türündeki kitapları bir listele bana, değil mi? Çünkü ben kendi yazımı oluştururken, kendi hikayemi yazarken belki onlardan da ilham alabilirim. Kütüphanenizde fantezi türünde bazı kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplardan bazıları The Blood Spell, Goliath, Crown of Oblivion ve Angel Mage olarak listelenebilir. Diğer kitaplar için kütüphanenizdeki listenizi kontrol etmeniz gerekebilir. Bakın, ona böyle bir belgem olup olmadığını bile söylemedim. Sadece bir soru sordum ve o da hem cevap verdi ve hem de ilgili belgeye bağlantı yaptı. Hani bazen bazı şeyleri unutmamak için not tutarsınız ama sonra o notu nerede tuttuğunuzu da unutursunuz ya. Bilmiyorum, benim başıma hep geliyor. Şimdi tam da böyle bir duruma uygun bir soru soracağım. Soru: Star Wars etkinliği ne zamandı? Bak şimdi soruya bak, yani nereden bilecek şimdi, böyle öyle genel bir soru ki arama motoruna sorsanız bir sürü ilgisiz cevap çıkar. Yapay zekaya sorsanız nereden bilecek hangi etkinlikten bahsettiğinizi, sizi tanımıyor ki. Bakalım Q&A ne diyecek? Cevap: Star Wars etkinliği 25 Mayıs 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Nereden biliyor? Çünkü yerini bile unuttuğum takvim notlarımdan birinde buldu. Hem kısa ve öz bir cevap verdi ve hem de o belgeye bağlantı sağladı. Ayrıca alakalı olabileceğini düşündüğü diğer tüm belgelerin de bir listesini sundu. Tam bir dijital asistan gibi davrandı. Bakın, unutulan notlar üzerine başka bir örnek. Yine benim çok başıma geldiği için gerçek hayattan bir örnek olacak. Bazen böyle bir videonun senaryosunu yazmaya çalışırken, ya bir zamanlar onunla ilgili başka araştırmalar yaptığımı hatırlıyorum ama o araştırmayı nerede okudum, nerede notunu tuttum, bunu bulabilmek çok büyük bir zaman ve enerji kaybına yol açabiliyor. Mesela Stephen Hawking'den bir alıntı yapmıştım. Hatırlayamıyorum, neydi bu alıntı? Evet, bazen unuttuklarımızı hatırlayabilmek için soruyu bile nasıl soracağınızı bilemezsiniz. Öylesine çaresiz kalırsınız ama yapay zeka hatırladığınız parçaları kullanarak cevabı bulabilir. O yüzden soruyu özellikle böyle gerçekten kendi kendime sesli düşünüyormuş gibi yazdım. Cevap: Stephen Hawking'den yaptığınız alıntı Zamanın Kısa Tarihi kitabından. Şu anda evrendeki uzak yerlerde ne olduğunu bilemiyoruz. Görebildiğimiz uzak yıldız kümelerinden bize gelen ışık, onları terk edeli milyonlarca yıl oldu. Görebildiğimiz en uzak nesneden gelen ışık yola çıkalı neredeyse 8 milyar yıl geçti. Yani evrene baktığımızda onun geçmişteki durumunu görmekteyiz. Hem yaptığım alıntıyı tam olarak buldu, hem de alıntının bağlamını açıkladı. Yaz için 7 kitap önerisi diye bir video yapmıştım ta 6-7 yıl önce. O videoda işte bu alıntıyı kullanmışım. Ama tabii onu o videoda kullandığımı bile sonradan unuttuğum için yapay zeka bana bunu hatırlattı. Yapay zeka hayatımıza işte böyle bir asistan gibi, bizi destekleyen, bizi güçlendiren bir şey gibi girmeli. Bunlar çok güzel şeyler ama şimdi size en sevdiğim özelliğini de göstereyim. Soruya bakın şimdi. 16. yüzyılda Japonya'da yaşamış ve Japon bahçe tasarımı üzerine önemli eserler vermiş olan ünlü peyzaj mimarı kimdir? Cevap:
arama sonuçlarında 16. yüzyılda Japonya'da yaşamış ve Japon bahçe tasarımı üzerine önemli eserler vermiş olan ünlü bir peyzaj mimarı hakkında net bir bilgi bulunamamıştır. Bulamadı. Bilemedim cevabını verdi. Çünkü benim dijital alanımda böyle bir sorunun cevabına ilişkin net bir bilgi yok. Olmadığını bildiğim için zaten özellikle bu soruyu sordum. Oysa aynı soruyu bir yapay zekaya sorsak, genel bir yapay zekaya, asla bilmiyorum cevabını vermez. Gerekirse halüsinasyon görür ama yine de öyle ya da böyle bir cevap verir, yanlış bile olsa. O yüzden hala yapay zekanın verdiği cevaplara tam anlamıyla güvenemiyoruz. Bir kere daha kontrol etmemiz gerekiyor. Yapay zekanın karşısındaki en büyük problemlerden biri bu. Oysa burada yapay zeka tamamen sizin ona verdiğiniz bilgilerle çerçeveliyor kendisini. Öğrenci ya da öğretmenseniz sadece kendi ders notlarınızı kullanarak soru cevap yapabilirsiniz. Sinir sistemi üzerine ders notlarımı nerede bulabilirim? Çalışansanız sadece kendi işlerinizle ilgili konuları sorgulayabilirsiniz. Geçen haftaki toplantıda yöneticimle yaptığım konuşmada aldığım notlarda çıkan aksiyon maddeleri nelerdi? Kişisel gelişiminizle ilgili sorular sorabilirsiniz. Okuma listemde uzay yolculuğunu içeren hangi makaleler var? Ailenizle paylaştığınız bilgileri düzenli hale getirebilirsiniz. Londra seyahatim için planladığım tüm etkinlikleri bir özetler misin bana? Benim verdiğim örnekler tümüyle kendi belgelerimin içinden oluşturulduğu için beni çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanımın size tam olarak geçebilmesi için kendi belgelerinizle de mutlaka bir deneme yapmalısınız. Bu özellik şu anda beta aşamasında, yalnız onu hatırlatayım. Eğer zaten bir Notion AI kullanıcısıysanız Q&A özelliğine hemen Notion çalışma alanınızda başlayabilirsiniz. Eğer bu özelliği denemek istiyorsanız da bu videonun sponsoru da olan Notion kanalın izleyicilerine özel bir link oluşturdu. Açıklamalar bölümündeki bu linki kullanarak erken erişim için bekleme listesine katılabilirsiniz. Borges'in hayal ettiği Babil Kütüphanesi bir zamanlar var olduğu düşünülen ancak şimdi yıkılmış bir yapı. Bu öyle bir kütüphane ki sonsuz sayıda kitap, sonsuz sayıda yazılı metin içeren devasa bir yer. Her türlü bilginin toplandığı bu kütüphane, içindeki bilgilerin düzensizliği nedeniyle hiçbir şeyin bulunamadığı bir labirent gibi. Eğer siz de kendi bilgilerinizin içinde böyle kaybolmuş hissediyorsanız artık yapay zekadan destek almaya başlayabilirsiniz. Ben o yüzden bu özelliğe Borges adını verdim. İnsan bilgisinin sınırsızlığını ve anlam arayışının o sonu gelmez doğasını bana her daim hatırlatsın diye.